Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda yalnızca Ukrayna ve Rusya üzerinde değil, dünyanın geri kalanı üzerinde kalıcı etkisi olacak bazı önemli kararlar aldı. Peki Putin bu kritik kararları alırken kimlere danıştı? Rusya'yı süper başkanlık cumhuriyeti olarak tanımlamak mümkün. En nihayetinde ülke yönetimiyle ilgili tüm önemli kararlar kişisel olarak en fazla güce ve yetkiye sahip Başkan Vladimir Putin'e ait. Ancak bu kadar geniş yetkilere sahip olmasına rağmen Putin atacağı adımlarda çevresindekilere özellikle de uzun süredir birlikte çalıştığı ve en çok güvendiği kişilere danışıyor. Bu insanlar arasında da güvenlik teşkilatlarında geçmişe sahip özellikle güçlü bir tavra sahip olan yetkililer bulunuyor. Rusya'da Slovik olarak adlandırılan bir dizi güvenlik ve kolluk teşkilatı mevcut. Vladimir Putin'in kendisi de kariyerine bu teşkilatlardan birinde Sovyet sonrası zamanlarda Rusya Federal Güvenlik Servisinde başladı. Putin'in iktidara gelmesinden bu yana da Sloviklerin etkisi de artıyor. Rus iç ve dış politikasının en önemli kararları genellikle Güvenlik Konseyi toplantılarında alınıyor. Putin'in başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi'nin sekreteri Nikolay Petrusev, Putin'in ekibinde en çok öne çıkan isim En Büyük Şahin. Putin'e en yakın kişilerden bir olduğu ve Putin'in kimseye vermediği ehemmiyeti ona verdiği söyleniyor. Doğu Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsız birer cumhuriyet olarak tanınması talebinin tartışıldığı Güvenlik Konseyi'nin son toplantısı konseyin dinamikleri hakkında önemli bir fikir verdi. Güvenlik Konseyi toplantısında ne söyledilerse sadece düşündükleri şeylerin bir ifadesi değildi. Aynı zamanda çabaları, oyundaki yerlerini kaybetmemek üzerineydi. Toplantı Vladimir Putin'in güvenlik konseyi üyeleri üzerinde kişisel olarak ne kadar söz sahibi olduğunu ve onları alenen nasıl azarlayabileceğini, nasıl alaya alabileceğini ve uzun süredir arkadaş olmalarının da onlar üzerinde ne kadar da az koruma sağladığını göstermiş oldu. Rus tankları Ukrayna'nın Rus nüfusu ağırlıklı ayrılıkçı bölgesine ilk kez girmeye başladığı gün Putin'in Kremlin'de Rusya Güvenlik Konseyi'nin basına açık olarak gerçekleştirdiği ile toplantısında yaptığı konuşma büyük ilgi çekmişti. Analistler bu konuşma metnini satır araları da dahil adeta didik didik ederken çarşamba günü Putin'in Ukrayna'da bir özel askeri harekat başlattığını açıklayan konuşmasıyla uyandık. Şimdi analistler şaşkınlıkla Putin ne yapmak istiyor? Uluslararası ilişkiler alanında Putin'e yol gösteren bir doktrin mi var gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor. Bu soruların cevaplarını ararken Putin'in bir dış politika doktrini varsa bunun bir günde oluşmadığını varsayarsak işe başlamak gerekiyor. En azından 20 senelik bir süreç söz konusu. Putin doktrininin oluşmasında Batı'nın, Almanya'nın birleşmesi sırasında NATO'nun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nüfus alanına doğru genişlemeyeceğine ilişkin verilen sözde tutmayarak eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler ülkelerini NATO'ya almaya renkli devrimlerle Rusya'yı kuşatmaya, sivil toplum örgütleri aracılığıyla Rusya'nın iç siyasi yaşamını yönlendirmeye çalışmasının yarattığı aldatılmışlık ve iktidarsızlık duygularının da önemli bir katkısı olduğu söylenebilir. Bu iki süreç, Rusya elitinin, ekonominin restorasyonu, devleti merkezileştirme ve güçlendirme, doğal kaynakların üzerinde denetimi arttırma, nüfus alanını restore etme çabalarını ve arzularını arttırdı. Tam da bu konjüktürde Putin'in hızla devleti merkeziyleştirmeye, oligarkların ve uluslararası mali kuruluşların Rusya ekonomisi üzerindeki gücünü kırmaya başladı. Bu dönemde Batı ile uyumlu izlenim veren bir dış politika izlediğini, ancak zamanla bir geçmiş değerlendirmesi yapmaya başladığını görüyoruz. Rusya Federasyonu net nüfus kaybederken yakın çevrede 20 milyondan fazla Rus'un yaşıyor olması Putin'in Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çöküşünü 20. yüzyılın en büyük felaketi olarak nitelemesinin arkasındaki en önemli nedendi. Putin daha sonra Sovyetler Birliği'nin çöküşünü bir felaket olarak görmeyenlerin kalbi yoktur. Yeniden kurmak isteyenlerin ise beyni diyecekti. Bu doktrinin oluşma sürecinin bir de pratik deneyler boyutu var. İlk pratik deney Gürcistan'da yaşandı. İkincisi de Rusya'nın Ukrayna sorununu çözmeyi fiilen gündemine aldığı ve Kırım'ı ilhak ettiği 2014'te. Putin'in Ukrayna'da da kendini gösteren dış politika doktrini bir yeni paradigmaya dayanıyor. Bu paradigmanın iki ekseni var. Biri devletler arası ilişkilerde özgün uygarlıkların büyük bir öneme sahip olduğunu kabul ediyor ve devletleri uygarlıkların temsilcisi Rusya, Çin, Hindistan gibi büyük devletler ve bu uygarlıklar karşısında konumlarını saptama hangi uygarlığın parçası olduğuna karar verme durumunda olan küçük ve orta boy devletler olarak sınıflandırıyor. Rusya aylardır kuzey, güney ve doğudan askeri yığınaklarla kuşattığı Ukrayna'yı işgale başladı ve bugün yaşananlar belki de Yugoslavya'nın parçalandığı savaştan bu yana Avrupa'da en karanlık günlerin başladığına işaret ediyor. Ukrayna'yı yakından takip eden çoğu uzman ve gazeteci Rusya'nın operasyonunun Donbas'ta sınırlı kalacağını öngörüyordu. Ancak ülkenin en batısında Polonya sınırında Lviv'den en doğusuna kadar bomba ve siren sesleri yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların hak iddia ettiği ve bir kısmını kontrol ettiği Donbas'ta soykuruma uğrandığını savundu. Burada yaşayanların sadece Rusya'ya güvenebileceğini, bu yüzden de bu operasyonu başlattıklarını söyledi. Ukrayna'da ise eli silah tutan herkese silah verileceği açıklanırken, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ülkesini savunma kapasitesi olan herkesi göreve çağırdı. Ülkenin dört bir yanından bombardıman haberleri gelirken siviller daha güvenli yerler bulmak için yollara döküldü. Putin'in işgali ne kadar ileri götüreceği merak edilirken artık silahlı bir çatışmaya dönüşen krizin NATO üyesi Türkiye'ye etkileri de merak konusu.